Size kedimi gösterim. Bu beyefendi sokak kedisi. Günde bir defa gelir. Kendini böyle kocaman adam ama kendini böyle sevdirir, sevdirir. Bir de pis. Bir de pis kedi dediğin kendini yala. Bu bizim çok pasaklı. Ulan kızla beğenmeyecek lan seni. Ha, bak. Burnunu yara yaptırmış. Ya kızlar beğenmeyecek lan seni. İlk defa kedi olarak seni gördüm ben böyle. Kendini yalamayan. Allah'ım. Bir de kıl tüyleri de. Şu kulaklara bak. Şu kulaklar kir içinde. Esra ablan gelsin de bir seni soksun banyoya. Böyle günde bir defa geliyor bu. Merdivenlerde zaten telefona mı sürtünecek? Tamam. Oy çocuğum benim. Oy oğlum benim oğlum. Merdivenlerde yemeklerini yer giderler. Bunun anası var bir de. Ondan sonra birkaç tane kardeşi var. Bunlar geçen sene yavrular. Anası da öyle hayın, böyle gururlu bir şey ki. Bütün kediler korkuyordu ondan. Zaten bakışlarından anlarsın hayvanın. Bunlar herhalde kışın aç kaldılar. Üç kardeş geldiler. Bir anası. Anası yazık öyle bakıyor. Kardeşleri de öyle bakıyor merdivenlerde. Bu büyük ihtimal böyle şey yaparken herhalde çiftleşmeye çalışırken diğer kediler yolmuş bunu. Ondan sonra bir bağırıyor bu. Bir bağırıyor. İstersen bakma. Ondan sonra bir açıyor ağzını kapatmak bilmiyor. Ondan sonra ne yapacaksın? Kayıtsız kalamıyorsun. Ondan sonra bunları başladık biz merdivenlerde bakmaya. İçeride pek durmuyorlar. Bazen böyle ben bunu alıyorum tek başına. Durmuyor. Şu kire bak, şu kire. Allah'ım kirine bak. Nasıl kedi bu bilmem. Adam olacak bir de adam. İnsan şöyle bir yalar lan kendine. İçeride istese de durmuyor. Böyle gelecek beyefendi. Bunu böyle seveceksin. Seveceksin. Kızlar biraz kızıyor buna. Tüy döküyor diye. Torun da olunca korkuyorlar. Bir ağzına gidecek falan diye. Bizim bir kayınvalidemin kiracısı vardı. Gencecik öldü kadıncağız. Kedi tüyü gitmiş ciğerine. O yüzden biraz onu bildikleri için korkuyorlar. Aha bu eşek herifi böyle sevcin. Ya bu eşek herifi böyle sevcin. İstersen yemek verme buna. Kulağını bile kanatmış. Allah. Ama hiç kendini yalamıyor. Evet, hiç kendini yalamıyor. İlk defa kedi olarak seni gördüm ben. O kadar kedi baktık. Bizim böyle bir kedimiz daha vardı. Gerçi bir sürü oldu da. Hayvancağız hastaydı zaten. Sokakta bulduk, getirdik. Ondan sonra devamlı öksürüyordu. Burada biz veterinere götürdük. Onun verdiği şeylerden dolayı öldü hayvancağız. Götürdük burada iğne verdi hayvana. O iğneler onu daha kötü yaptı. O sırada da biz tam arabayı değiştiriyorduk. 2010 filan. Ondan sonra Bursa Uludağ Hayvan Hastanesi'ne götürün dediler. Tam da hayvanın hasta olduğu sıra arabayı değiştiriyoruz. Araba daha gelmedi. Denizli'den aldık. Ondan sonra neyse araba geldi. Ondan sonra arabanın daha acemesiyiz. Kızımla eşime bir yalan attık bir şey için gidiyoruz diye hayvanı götürdük Uludağ Üniversitesi'ne. Orada veterinerle keyfi gelesiye kadar hayvan bir sürü köpekler falan vardı. Ondan sonra o hayvan orada korkuyor kalp krizi mi geçirdi artık nedense müdahale ettiler ama iş işten geçti.
Kalp masajı filan yapmaya başladılar. Dedim bırakın artık huzurla ölsün. Ama biz sanki orada ne ağlıyoruz kızımla. Sanki anamız babamız ölmüş gibi. Ağla, 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 ağla. Ondan sonra yolda geliyoruz. Artık arka koltuğa bile koyamadık hayvanı. Güzelce dedim güzelce sarıverin bana onu. Bir tane şey stajyer çocuk sarıverdi. Herkes başımıza toplandı orada. Ondan sonra sarıverdi. Güzelce getirdik. Ama gelesiye kadar ağladık. Ondan sonra geldi eve, tekrar sarıldım. Dedim hakkını helal et bana. Çünkü aynı odada beraber şey yapıyorduk hayvan. O kadar zor nefes alıyordu ki. Bizim buradaki veterinerler ancak inek baksınlar, öküz baksınlar. Böyle kediden, köpekten anlayan yok burada. Ondan sonra geldi, sarıldım ağladım evde daha çok. Sarıldım ağladım dedim bana hakkını helal et. Ben seni zamanında götüremedim. Ondan sonra ona güzelce bir yer açtık. Gömdük. Ondan sonra bir tane de Bursa'da bir kör kediye ev aranıyor. Biz ilçesinde yaşıyoruz Bursa'nın. Ondan sonra gittik onu almaya. Kadın diyor evim yola sıfır diyor çıktıkları zaman arabalar çiğniyor dedi. Getirdik hayvan kör iki gözü birden kör. Kızım ona Esra gözü gibi bakıyordu hayvanın. Eşim bir gün biz evde yokken kapıyı açık koy. Gitmiş hayvan. Böyle aramadık taramadık yer bırakmadık ama bulamadık. Bir de içim ona yanıyor. Hayvan açlıktan mı öldü, susuzluktan mı öldü, araba mı çarptı? Aha bunun gibi arsız değildi bu. Bunun gibi arsız değildi bu. Bu nasıl adam bilmem böyle. Nasıl delikanlı bu bilmem böyle. O böyle yatacak. Yatacak böyle trip atacak. Böyle kendini sevdirecek. Koca dana. Koca dana bu. Dana. Koca dana. Şunun pisliğine bakın. İnsan bir yala. Bir kere bunu ben yalanırken görmedim. He? Anası pek hanım kadın ama bu babasına çekmiş büyük ihtimal. He? Babana mı çektin sen? Pis. Hadi ye. Yemeyeceksin mi? İçmeyeceksin mi? Buna ekmek yemek verme. Bunu sadece sev. Bir tane de ilk sahiplendiğimiz kedi vardı. Siyah bir kedi. Kızım yağmurun altında bulmuş onu. Getirdi. Ondan sonra anne alabilir miyiz? Tabii alabiliriz dedim ben. Niye bakmayayım hayvana? Ondan sonra çitlendik aşağı, çitlendik yukarı. Meğerse erkekmiş ama yani adamda bir asalet vardı. Böyle gelir beyefendi dışarılarda biraz gezmeye çıkar, çıkar gelir. Açın kapıyı. Açardık kapıyı efe efe gelirdi. Ondan sonra mamasını verirdik. Yer. Ondan sonra çekilin önümden gider yatmaya. Evde o ne derse o olur. Sonra birkaç kedi daha aldık biz. Bu kıskandı onları çitlenmek. Depresyona girdi hayvan. Duvara dayadı kafasını. Yemiyor, içmiyor, arka bacaklarını sürüyor. Resmen taklit. Çocukla ağlıyor anne felç olup. Dedim numara yapıyordur o. Nereden felç olacak hayvan durup dururken? Meğerse ondan sonra onu da götürdük, tedavi ettirdik. Depresyon tedavisi iyileşti dedik. Sen bizi affet. Biraz öbürkülerine kızıyordu. Kızıyor diye ben de ona biraz kızdım. Niye kızdım diye. Ondan sonra depresyon tedavisi yaptırdık beyefendiye. Ondan sonra iyileşti. Evin reisi gibiydi o. Böyle gelir
Canı isterse oynar, canı istemezse oynamaz. O da kendiliğinden kayboldu gitti. Hala ona dayanıyoruz. Dedim bir daha asla kedi medi istemiyorum bu eve. Çünkü kayboldukları veya öldükleri zaman insan çok acı çekiyor. Dedim ben bir daha böyle şey yaşamak istemiyorum, acı yaşamak istemiyorum. Kedi de istemiyorum dedim. Dışarıda bakarsınız bakın. Tamam. Ver elin, hadi ver. Ama gene de dayanamıyoruz işte gördüğümüzü. Allah var ya getiriyorum burada merdivenlerde evin içine almasam bile merdivenlerde karnını doyurmaya çalışıyorum. Değil mi? Değil mi pasaklı? Pis pasaklı. Pis pasaklı. Hadi bay bay de bakalım videoya. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay pis ellenle. İnsan şunları bir yalar lan. İnsan şunları bir yalar lan. İnsan bir yala onlara. Sen nasıl kedisin lan? Kedilen yüz karası. Hadi bay bay de. Hadi bay bay. Bay bay. Kapatalım videoyu. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.